Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine bir fon inceleyeceğiz. Hedef portföy, birinci hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fon. Kategorisi hisse senedi fonu arkadaşlar. Son bir yıllık kategori derecesi yer almıyor. Bunun sebebi ise fon daha yeni kuruldu. 20 Ekim 2020 tarihinde ben bu videoyu çekiyorum ve Ağustos'un 7'sinde kuruldu. Yani daha 2 aylık bir fon. Son bir ay getirisi %16. Daha girer girmez oldukça yüksek getiriyle ön plana çıkan bir fon oldu arkadaşlar. Yeni olmasına rağmen, bakın, daha 2 ay olmamasına rağmen 8.723 yatırımcı var ve fon toplam değeri 294 milyon TL olmuş. Yani daha 3 ay olmamışken diyecektim, pardon. Kodu NNF arkadaşlar. En az bir tane ve en az bir tane alıp satabiliyorsunuz. Yani 1 lira 13 kuruşluk bile şu an alıp satabilirsiniz. Bu fondan bakıyoruz burada. Tefas'ta maksimum alış ve maksimum satış mevcut. 500 bin tane en fazla alabiliyorsunuz. Eğer 600 bin TL'niz varsa daha fazlasını alamıyorsunuz. Bu da dipnot olarak karşımıza çıkıyor. Karşılaştıracağımız bir kriter yok arkadaşlar uzun vadede. O yüzden yeni bir fon yatırım stratejisi ne? Bunun için arkadaşlar hedef portföy birinci hisse senedi fonu. Bunların sitelerinde bulamadığım için bunların Twitter hesabı var. Twitter hesabından ne demişler? Temel analiz odaklı hisse seçimleri yapılarak yönetilen bir fon. Hisse pozisyonlarının yanında türev araçlarda özellikle risk oranını dengelemek için aktif olarak kullanılmaktadır. Böylelikle sürdürülebilir ve güvenli bir kazanç hedeflenmektedir şeklinde açıklamaları var. Benim gördüğüm temel analiz odaklı tek fon bu ülkemizde. Varsa başka fon yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Benim gördüğüm tek şu an temel analiz odaklı. Yani uzun vadeli düşünebileceğiniz, uzun vadeli güzel getiri sağlayabilecek bir fon olarak karşımıza çıkıyor diye yorumlamak yanlış olmaz arkadaşlar. Özet bilgilere gelelim. Hemen geçen ay portföy dağılım raporuna bakalım arkadaşlar. Portföy dağılım raporunda neye yatırım yaptıklarını acaba söylemişler mi bize? Temel analiz olduğu için söylememeleri gerekiyor arkadaşlar. Bakalım şöyle. Bakın, hisse senetlerine %83,43 yatırmışlar ve hangi hisse senetleri olduklarını söylememişler. Bunun sebebi temel analiz odaklı yaklaştıkları için ve orta uzun vade en az düşündükleri için arkadaşlar, hisse senetlerini burada yazıp herhangi bir manipülasyona veya bir spekülasyona yer vermemek için böyle bir yol izlemiş olabilirler arkadaşlar. Oldukça mantıklı karşılamak lazım. Sonuçta fonu yöneten kişiler yaptığı işi biliyordur diye yorumlamak lazım ki zaten 8.720 kişi buraya akın akın gelmiş arkadaşlar. Son bir ayda, yani girer girmez bir ayda %16 getiri sağlamak gerçekten büyük bir başarı. Tebrik etmek lazım fon yöneticilerini. Hedef portföy birinci hisse senedi fonunun burada yıllık yönetim giderini ben bulamadım. Nerede vardır acaba yönetim gideri? Burada izah bakmamız gerekecek. Hemen izahnameyi bulalım. Kapa geldik burada. Hemen genel bilgilere tıklayalım. Genel bilgilerden komisyon ve gider bilgileri, komisyon ve bunu bile doldurmamışlar. Düşünün arkadaşlar, o kadar yeni yani. Fon müdürü Serap Demiral diyor. İletişim bilgileri, diğer hususlar. Evet, onu da yazmamışlar. Zaten %3,65 oluyor en fazla. Ve bunu günlük olarak kesiyorlar hesabınızdan. Yani %10 bile olsa, eğer bir ayda %16 getirecekse bize, %10'a bile razıyım ben açıkçası diye yorumlanabilir arkadaşlar. Bu videoda NNF fonu ile hedef portföy birinci hisse senedi fonu ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yeni bir fon olduğunu tekrar üstüne vurgulayayım. Diğer fon videolarımızı ve hisse senedi videolarımızı da incelemek için kanalımıza abone olabilirsiniz ve kanalımızı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.